6 ay Yanlış. Londra'da kaldı diye dilini unutmuş Hayır, adam. bu Böyle bir rezillik olur. benle ilgili konuştum. Ben gıcık, İsteyenlere özel ben atarız. son dakikada gıcıklık yaptım. Demarke YouTube kanalının. Demarke YouTube kanalına, Demarke YouTube kanalının hatta yani daha doğru bir ifadeyle Demarke YouTube kanalının akıl almaz içeriği, aşmış bitirmiş içeriği birçok önemli isim tarafından Türkiye'de hafta boyunca yapılan en önemli içeriklerden biri olarak gösterilen, kabul gören, adledilen, bu şekilde adledilen ve kendini bu şekilde artık ispatlamış olan, böyle bir kimliğe bürünen müthiş program Aynen Öyle'ye hoş geldiniz. Sevgili Cihat Akbel, as always ya da Türkçe konuşmak gerekirse her zamanki gibi Cihat Akbel ve ben Erman Yaşar. Demarke YouTube kanalında sizlerin akıl dışı bir teveccüh gösterdiği, inanılmaz bir teveccüh gösterdiği, muhteşem bir teveccüh gösterdiği. Aynen Öyle programımızda sizlerle birlikteyiz. Cümle yeni bitiyor. Tam kapanma gerçekleşirken biz de dedik ki bir tam kapanalım. Ama tam kapanmadan önce... Bugün aslında evet. Tam kapanmanın son günü. Yani sizi bu videoyu izledikten 6 gün önce muhtemelen. Perşembe günü çekiyoruz. Ne yapacaksın 18 gün? Bir plan yaptın mı? Tam kapanacağım. Gördüğün gibi ben bir ilan verdim Twitter'a sevgili. Arıyorum ilanı 18 günlük. Birçok başvuru aldık onunla ilgili. CV aldık işte bir şekilde bir eleme Yalnız sistemine... geçirmem diyorsun bu 17 günü. Yani açık konuşayım. 18 gün hiç kimseyle geçirmek istemem. Yani kendimi böyle hayatımda biri olmadığım için... Olmadığı için şanslı gördüğüm anlardan birisi. Ama 18 günün içinde karanlık anlar yaşanacaktır tek başına insan. Onun da önüne geçmek gerekiyor biliyorsun. Bilir mu? Biliyorsun. He. Sen bir şey yaptın mı bu olayla ilgili bir tedbir? Yok benim bu 17-18 günün 4-5 günü Emre'yle geçecek zaten muhtemelen ama arasında bir taşınma da gerçekleştireceğim. Tam kapanma olmasına rağmen bize tam kapanma yok. Çeşitli belgelerim var. Medya. Medya çalışanı olduğum için. Olduğu için. Maçlar anlatmaya, çekimler yapmaya devam edeceğim. O sırada bir de küçük bir taşınma da gerçekleştireceğim. Zaten eşyaların bir kısmını hazırladım. Senin hayatında çok bir şey değişmiyor yani bu 18 gün değil mi? Yani. Ne? Yani. Bir aşka yelken açıyor benim Cihat'ım. Bir dakika bir şey söyledi. Ama ne? Daha netleşmedi olay. Flört aşamasındasın. Böyle tatlı tatlı. Aa, çok güzel. Güzel anlar. Yüzüne gözüne de bir kan gelmiş ama şeyi de gördüm. Çok üzüldüm. Niko. Ne üzüleceksin ulan maç. Finalde sana basmış. Açık konuşmak lazım. Finalden önce şey kayıt yollamışsın. İnşallah Erman'a şöyle çakarsın. Böyle çakarsın. Şovmen. İzledin sevdin mi o kaydı? Sevdim. Yani çok... Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçiyor. Hediyeni aldın mı? Aldım. Taksaydın? Şimdilik takmıyorum. İyi güzel hayırlı Ama olsun. Ama takmaya başlayacağım. Takmışlar sana zaten programda. Aynen zaten takıldı. Güzel olmuş ben şeye kalacağını biliyordum ama. Ben biliyorsun size bir bahis oranı vermiştim kafamda. Niko 1.90 sen 2.10. Çok şeye uymasa da bahis matematiğine böyle bir yakınlık vardı. Hayırlı uğurlu olsun çekim yapalım. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz geçen hafta dolu dolu bir... Acayip. Ya bugüne kadar ki en az şey yaptığımız, dırdır yaptığımız. Ve bir saat. Ben evde izleyince de fark ettim. Hakikaten çok konuşmuşuz. Güçlü içerik bir saat. Ama dolu dolu. İnsanlar onu da seviyor. Öbürünü de seviyor. Bunun bir Birkaç de... kişi demiş ki bir saat de seyredilmiyor. Aga dikkat dağılması oluyor. 35-40 dakika çekin. O yüzden 35 dakika çekeceğiz iki tane bölüm. Bizleri dinliyoruz. Tam kapanmada 35'er 35'er atacağız bölümleri. O yüzden şuraya bağlayacaktım. Biraz daha hafif bir bölüm olsun bu. Evet. Yani iki gün arka arkaya yağlı yemek yenmez. Yenmez. Her gün de et yemeye çıkmaz. O çıkmaz. Benim lafımda. Evet. Bu bölüm biraz daha soft bir konu var. Biraz dengeleyelim gönülsüz durumu. Bir şeyden kulaksız çocukluğu var. Çeşitli sözler var bu konularda. Dur. Onun ama şeyimizle Çatı alakası yok. Çatı konuyu veriyorum. Ver bakayım. Çatı konumuz en güzel. Bu arada bu çok isteniyor. Acayip İlk istendi. Bölümden beri hep yazılan bir şeydi. Biz de gündeme alalım artık dedik. Sürekli abi en güzel gol sevinçlerini konuşun, en güzel gol sevinçlerini konuşun, en acayip gol sevinçlerini konuşun, en acayip gol... Ulan dedik o zaman konuşalım. Konu sorunumuz yok ama yani evet. Bunu öne aldık. Onu konuşacağız. Soru okuyorum biraz. Evet, Enes bu... Hataş'la başlıyorum. Tamam. Enes Hataş demiş ki Tim Vakara. Bu ikili ortak çalışmayla Covid aşısını bulduğunu varsayalım. İsmini ne koyarlardı? Güzel. Böyle şey bir şey olmalı. Biraz bizi anlatmalı. Yani Siksülin gibi bir şey olmalı yani. Onu almışlar da. Batırgaç. Batırgaç olur. Ama Ç'ye kullanmayalım. Evrensel evet, olacak ya. Batırgaç. Bedirgaç diyelim. Better go Saul. Şimşit. Team Cihat Akbel.
Sorum her iki üstada da. İstediğiniz bir kişinin Twitter hesabını ele geçirecek olsanız ve sadece bir tweet hakkınız olsa kimin hesabını ele geçirmek istersiniz ve ne tweet atarsınız? Jack'in hesabını ele geçiririm. Twitter'ın sahibi. Sonra da elimi ayağımı sikeyim bu siteyi yaptığım için de. Tweet atarım. Öyle bir şey yapabilirim. Senin aklında kim var? Joe Biden'ınkini alırım ben. Oradan da bana mention yaparım. Derim ki... Bu adamı takip edin. Hi Erman. Ondan sonracığıma işte biz 300 milyonluk bir süper güçüz ama bir tane Erman Yaşar'ımız yok. Gerisine İngilizcen yetmedi galiba. Evet. Güzel oldu Joe Biden. Aynen Joe Biden. Akif Tüfekçi. Oğuzhan Kapılar canı ne zaman isterse mi yayınlıyor bölümleri? Bu haftada 1 saat 12 dakika geç yayınlandı. Güzel. Karşıda maç falan oluyor. O nedenle Oğuzhan Kapılar'ı burada yedirmem. Oğuzhan Kapılar bu programın gireceği saati bilir. Şimdi ben açık konuşayım. Birincisi... Şimdi dün Beşiktaş-Rize şampiyonluk maçı yapıyorlar. Orada Oğuzhan Kapılar bir stratejik deha olarak sokmuyor. Ben... Yani. Hayır. O genelde biraz şey oluyor. Mesela son iki yayında ben son anda bir gıcıklık yaptım. Şurayı kaldıralım falan dedim. Götü gözüktü geçen bölüm. Onu kestirmişsin. Evet. Onu Mert onu kaydetmiş. ben son dakikada gıcıklık yaptım. O tabii bir render alma, yeniden yükleme. Direkt 2 saat seni öteye atıyor. Biraz benden kaynaklı oldu. Bundan sonra da öyle bir şey olmayacak demiyorum. Olabilir. Her zaman böyle şeyler olabilir. Sonuçta giriyoruz. Ama şey hani insanlar güzel bir eleştiri bu aslında. Adam oturup 8'de izlemek istiyor. Tabii. Benden oldu ama Oğuzhan Kapılar'la alakası yok. Helal bir de olsun. Bir de ben bir tekzik yapmak istiyorum 2 bölüm öncesi için. Bir soru gelmişti bana. Biz de diye Balkan takımlarıyla birleşip Adriyatik Ligi yapalım diye. Ben o Adriyatik'i Baltık'la karıştırdım kafamda. Bir de soruyu soranla böyle küçük bir dalga geçtim. O arkadaşlar özür diliyorum. Benim cahilliğim de o. Adriyatik Ligi doğru tanımlama yani. O soruyu soran arkadaş sen bu kardeşimizle geçebilirsin şimdi. O hak sana evet, doğdu. İstiyorsan video at. ben onu yayınlayayım programda. Kusura bakma. Kaan Matlıoğlu. Probably sorum teveccühlerimize sadece mazar değil aynı zamanda Fuat ve Özkan da olmayı başarmış nadide beyefendilere. Ben Fuat almayayım ya. Oydu. Futbolcu olsanız kariyerini sonlandırmak isteyeceğiniz sansasyonel olay ne olurdu? Zidane'ın kafası gibi. Sahaya sıçardım ben. Emre Öztürk, Tim Akbel. Sorum acaba Adam semtinin en dudak uçuklatıp göz kamaştıran saygın beyefendisi Erman Yaşar'a. Scout tarzı. Tarihte bir futbolcuyu Scout diye okudum ama. Baksana, Scout. Baksana. Herhalde ama evet Scout yazmış. Scout yazmış. Füzeden bahsediyorsun sandım. Tarihte bir futbolcuyu keşfetmiş olsaydınız bu hangi delikanlı olurdu? Yani hangisini keşfetmek isterdin diyelim bence. Yani insan tabii ki Messi'yi. Maradona falan. Eder. Ama Messi hakikaten hiç keşfedilmemiş gibi yani. 3 yaşında da bir şey olacağı belliymiş bayağı. Yani evet o adamları da keşfetmek çok matah bir şey değil de. Böyle şey zor bir şeyi keşfetmek lazım. İşte Batuhan Karadeniz'i. Ama o da çok alttan çok o şey geldi. O da altta çok şeydi ya. Bunu hatırlat. Makaya Guay. Adana Sorum Spor... Erman Bey'e. Jesse Pinkman mı Todd Chavez mi? Adana Spor için özgürlük. Oğuzhan Bey al artık şu soruyu be. Yani Jesse ne? Adana Spor için özgürlük demiş öncelikle. Aha. Sonra da demiş ki sorum Erman Bey'e. Jesse Pinkman mı şeyden? Breaking Bad'den. Todd Chavez mi? O da BoJack Horseman'dan. İkisi de çok sevdiğim karakterler ama Jesse Pinkman'ı alayım. Çünkü o gerçek değil mi? Evet. Canlı ya. Ya Todd Chavez de çok gerçeğe yakın. Yani ama... Daha doğrusu BoJack çok gerçeğe yakın bir... Böcek mi? Beter BoJack mı? Evet bu arada Todd Chavez'i de şey seslendiriyor. Aaron Paul seslendiriyor. Jesse Pinkman'ı da oynayan Aaron Paul. Oradan da bir bağlantı kurmuşum. İlk 5 bölümde çok uzun süre esprilerimize mazhar olan Umutsel, parantez içine aldım Umutsel geri dönmüş. Kralın dönüşü. Kendinizi bir şarkı sözüyle özetleyin. Team Hugo. Bu adam her zaman böyle şey sorular sorardı. Anket soruları. Şarkı sözüyle özetleyin. Bilemiyorum. Team Hugo ne? Team Hugo. Hugo Chavez mi? Şeydir ya. Oyun oynayan Hugo oyun mu? Hugo'dur. Tolga abi Hugo mu? Tolga abi elinin ayarını atlayayım diyen Hugo'dur. Bir de şey vardı değil mi? Bir tane Real Madrid Hugo vardı o şimdi. Sanchez. Hugo Sanchez. Rodallega var. Rodallega var. Hangisisin? Sen ilk önce bunu cevapla. Sonra sorunu cevaplarız. Bizi hatırlatırsınız bu soruyu evet. Şöyle tutuyorum da tersmiş evet. Ramazan Denli. Team Şikişki Baba Kasedi. Sorum her iki gözlerin uğruna canımı adayacağım Haşmetli'ye. Shakira Vaka Vaka mı yoksa Danzo Kuduro mu? Shakira Vaka Vaka. Vaka Vaka müthiş şarkı ya. Müthiş. Çok iyi şarkı evet. Burak Bitti. Can Alkan. Bunları bir boşlara bir koyuyorum. Al takarsın. Burak Can Alkan. Al canım. Sana gider o. Burak Can Alkan. Team Erman Yaşar. Size göre Porto'nun Şampiyonlar Ligi mi Yunanistan Avrupa Şampiyonluğu mu daha büyük olay? Bunları belli ölçüde programlarda konuşmuştuk ama... Yunanistan bir tık önde bence. Bence iki tık önde.
Yani Porto ile yapılan şey çok absürttü, kabul ediyorum. Ama Yunanistan çok imkansız bir şey başardı ya. Ben 1.5 dakika kadar çıkarım ama 2 dakika çıkmam. Yani Porto'nun, Yunanistan'ın dediğim gibi Avrupa Şampiyonası kazanması 1'e 250 ihtimalli bir şeydi. Ve son sıradaydılar. Bu bir daha gerçekleşmeyecektir. Ama Porto şampiyon olabilir. Değil mi? Yani. Yani sonuçta Atalanta oluyordu neredeyse. Ya neredeyse demeyeyim de. Şşş. Bir nasıl de bakayım. Nasıl? Kurt Russell. Uzun zamandır yapmıyordum, rahatladım. Şimdi 5-4-3'ü arka arkaya vereceğiz. Çerez gibi tek 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 tamam. Tek. Ondan sonra yine kısa hareketler. 2-1 tek tek tamam. Tek tek. Tavşan mavşan derken hop tam kapanma. 5 numarayla başlıyoruz. En manyak gol sevinçlerinde. 5 numarada benim Alan Shearer var. Ya en manyak değil de en sevdiğimiz gol sevinçleri bunlar. En iyi gol sevinçleri. Yani çok matah bende bir gol sevinci. Bende de Totti var 5. sırada. Ben mi başlayayım sen mi? 2 büyük efsane aslında. 2 büyük idol. Ben başlıyorum lan. Tabii abi. Alan Shearer. Kafasını değiştirir misin Alan Shearer'la? Yap bir. Alan Shearer. Üstünde Newcastle forması var. Gibi. Evet, forma da siyah beyaz zaten. Şöyle ki Alan Baba zaten yaşı yetenler hatırlar. 90'ların en büyük forvetlerinden biriydi. İngiliz sporunda gelmiş geçmiş en büyük forvetlerinden. Belki en büyük ki Premier Lig'de hala. Onun rekorları kırılıyor. Evet. Kırıldığı zaman da. Aynen. En çok gol atan oyuncu. Şimdi işte eşehan ediyorum. Kane onu yakalayabilir mi yakalayamaz mı tartışmaları yapıyor. Yüze indirdi farkı Kane falan filan. Yakalayabilir. Premier Lig'de kalırsa yakalar abi. Premier Lig'de kalırsa yakalar. Ne yakalayamazsa her sene 30 atıyor. Kaç fark şu an? 85 fark falan var. Ulan 3 sezonda kapalı... Sen kalmayacak mı diyorsun? Yakalayamaz. Kalırsa niye yakalayamaz? Kalırsa yakalayamam ihtimali yok. Premier Lig'den giderse yakalayamaz tabii. Mantık olarak yakalayamıyor. Ya boş böyle havayı suyu dövmeyin hadi. Devam et. Sinirlendim canım ya. Böyle bir şey. Evet abi. Tam kapanma gelmiş, kapımıza dayanmış. Adamın yaptığı mı? Bu formanın ortasındaki çizgi de çok... Juventus aslan. Tamam yok şeymiş benim ya. Benim bakışıyorsun lan formayı dokunuyorum diye. Alan Shearer'cım golü attığı zaman böyle kaldırırdı. Evet. Şey diyebiliriz. Büyük ve önemli bir gol sevinciydi değil mi? Ne yapıyorsun sen ya? Ben beş anlatayım. Kadreşe girdin. Ben 5 anlatayım. Bekleyecek bir şey yoksa. Bu arada ben Alan Shearer'ı bayılıyorum yani. Çok sevdiğim bir adam. Bende Totti var 5'te. Totti'nin meşhur o golü vardır ama onu almayacağım buraya. Lazio maçında, kariyerinin sonlarında Lazio maçında attığı golden sonra selfie çekmesi bence müthiş bir... Nasıl anlatacağız? Telefon mu olacak o? Kucağıma. Yani şöyle canlandırıyor. Ne güzel cört diye aldın telefonu. Alıyorsun böyle çekiyor. Bir de onun ayrıyetten selfiesi de vardı zaten. Aynen. Ben de şimdi çekiyorum bunu da koy yanına. Lan niye şifre mifre giriyorsun bilmediğin telefona? Tövbe tövbe. Şöyle bak. Sen yoksun abi. Totti tek başına attı golü ya. Selfie çekiyordu. O izlerken böyle çocuk gibi mutlu olmuştum. Niye öyle oldu bilmiyorum. O dönemlerde de tuttu fırlattı kalbimi vardı. Onu Totti fırlattı aynen. Kalbimi. Yok kazorla kazorla. Messi kalbimi çiğnedi. Kardeşim yapmayın böyle şeyler. Kazorla diye bitirdim. Totti fırlattı kalbimi. Messi kalbimi öyle miydi? Messi üstünü çiğnedi. Kazorla. Yok bilmem ne. Kazorla. Neyle geçer dedi. Yazarlar illaki aşağıya. Di Maria geçer dedi. Kazorla. Öyle bir şeydi. Öyle bir şey aynen. Ya hayır be. Sonda kazorla abi. Kazorla diye bitiyor. Nasıl tükürdüm kusura bakmayın bu. Böyle şarkı tükürülür zaten. 4 numaralara geçiyorum. Buyurun. Dediğim gibi çerez konu olduğu için gol sevincini burada uyguluyoruz. Ondan sonra çerez geçiyorum. Şak paketleri tam kapanma. Aynen tam kapanma. 4 numarada benim acayip bir gol sevinci var. Bu gol sevinci öyle bir sevinçtir ki yani aklımda nasıl yer ettiyse şu anda mesela hatırlayamıyorum. neydi lan benim 4 numara? Evet. Peter Crouch. Crouch. İngiltere'den devam ediyorum. İngilizlerin unutamadığın bir... Aynen. İngilizlerin yetiştirdiği golcüler ve İngilizlerin gol sevinçleri. Evet. Peter Crouch da herkes hatırlar zaten yakın dönemin golcüsü. Golü attığı zaman robot dansı yapardı. Ben biraz Fatih Yürek yılan dansı oldu bu. Dur pardon. Ben de Ryan Shawcross bu arada. Yani bu bir çok... dakika ben dördümü söylemedim. Dur ya. Şey istiyorum ben de. Neydi benim adamım? Daniel Guiza. Okçu. Bu arada az önceki canlandırma için de teşekkürler. Sen de ok at bakayım. Crouch. Benim de çok bayıldım. Gerçeküstü bir oyuncudur. Hem o boyu hem çok teknik bir oyuncu bir de. 2,5 metre boylu öyle teknik İnanılmaz. Çok az var. İnanılmaz. O kadar teknik uzun boylu oyuncu yok. O kadar uzun olup. Değil mi? Tarihte başka yok. Goller var ama teknik çok. Goller o kadar teknik değil. Goller zam gün vuruyordu. Yani. Zigic vardı. Kazmaydı. Havadan çok iyiydi. Yerde de iyiydi ama bu herif çalım atar, pas atar. Garip bir adam yani. Ki zaten hani milli takıma kadar çok... Yorumculuk yapıyor. Güzel ben okuyorum o da güzel. Güzel şeydi. Foto maçta çıkıyor.
Benim 4 numaramda Daniel Guiza var. Daniel Guiza'nın gol sevinci esasen bir İspanyol gol sevinci ki eski bir oyuncunun sanırım Luis Aragonés'in Atletico Madrid'in de bir oyuncu şu an tam adını hatırlamıyorum da eski bir İspanyol oyuncunun çıkardığı hareket o. O meşhur ok hareketi yapabildim mi? Hatta şeyi hatırlarsanız Avrupa Şampiyonası Euro 2008 finalinde İspanya Torres'le gole bulunca Torres de yapmıştı, Villa yaptı vesaire ama Guiza o hırpani surat ve üzüntülü gözlerle o çok daha güzel oluyordu o adamın sevincini görmek ki ben Buca maçında Fenerbahçe'nin 3-1'den döndüğü Buca maçında İzmir'de tribündeydim. Oyuna girmişti çok uzun zaman sonra dönüp golü atmıştı. O gün o sevinci yaptığımı hatırlamıyorum. Şeyi hatırlıyorum. Tekerlekli sandalyeli bir taraftara koşmuştu. Sanırım ok sevincini yapmadı ama çünkü ben aşağılara yuvarlandım golden sonra. En az böyle inanılmaz yani neredeyse eziliyordum. Öyle bir aşağı yuvarlandım. Kendisini canlı da yani böyle o öyle bir maçın içinde de izlemiştim. Kişi bir adamdı. Ona da o sevinç çok yakışıyordu ki uzun zaman boyunca çocuklar sokakta o gol sevincini yaptı. Bu açıdan Antep'e attığı gol. Türkiye Cumhuriyeti içinde şey buluyorum onu. Şey verici mi? Ne derler? Esef. Yok yani esefi. İşte influence etmek. İlham, ilham. İlham, inspire etmek ha. Kardeşim. İlham, ilham 6 verici. Ay Londra'da kaldı diye dilini unutmuş hayır, adam. Hayır bu böyle bir rezillik olur aklıma yani? Gelmedi kelime. Türkçe İngilizcesi adam geldi. İlham verici diyemiyor. Influence mi influence diyor. Hayır. Böyle bir şey olur mu ya? Bu aklıma gelmedi. Şeyine bırakır. Tamam belki sen bir reklamcısın. Kusura bakma. Belki tamam ama yani. Luna Park detayını gördün mü son bölümde? Gördüm. İntro'ya Luna Park koymuşlar vallahi ya. Vallahi billahi terbiye artık isterim. İyice dillere destan oldu seni bu Luna Park işine. Sen çekeceğiz biliyorsun Luna tam Park. Tam kapanma bitince. Kesin. Sen Luna Park'ta iş. Bir Luna Park turu atacağız. Arabaya İşlere koyulacağım. Bostancı Luna Park'a gideceğiz. 3 numaralara geçiyoruz. Tam kapanma çok yaklaştı çünkü hızlı hızlı geçelim. 3 numarada benim. Zabıta geliyor. Robbie Keane benim. Robbie Keane mi? Evet. İrlandalı golcü oyuncu. Yes. Benim 3 numaramda da. Gerçekten çok unutamadığım, uzun zamandır hep aklımın bir yanında yer alan. Bak şimdi mesela 2 numaramda ne olduğunu çok iyi hatırlar herkes. Mesela Balotelli olacak 2 numaramda, spoiler veriyorum. Ama 3 numaramda bu mu olsun, 2 numaramda kim olsun diye çok düşündüm. Aslında çevir kazı, çevir Ronaldo'yu kazı. Daha çok seviyorum. Bu gol de benim için çok anlamlı, Camp Nou'da yapılmış bir hareket. Ama yine de 2 numarayı aldım. 2 numarayı almadım, 3 numarayı aldım. Kalma. Dur, sakin ol ha. Kalma. Camp Nou'da. Ben buradayım. Tabii bu. Mesut Özil'in asistinde golü atıp Mourinho'lu Real Madrid'i şampiyonluğa götüren maçlardan biri. Sende ne var? Bende de şey var. Robbie Keane'in o meşhur kısa taklası zaten var. Zaten söylemiştim. Ben tekrar bir adeta evet, çek ettim seni. Zaman zaman o taklaya bir ön takla daha eşlik ediyordu. Bir tane böyle yan. Bir tane de küçük takla atıyordu. Bazen tek küçük takla atıyordu. Ama dediğim gibi ben bu programda hep böyle o gençlik yıllarımı falan seçiyorum ya. O yılların aklımdan kalan. Hala diye. Gençsin Cihat'ım. Yok o anlamda söylemedim yani. Neydi bizim erken gençlik. Aynen. Erken gençlik yılları da Robbie Keane böyle hep gözümü. Zaten vereceğim ikinci örnek de öyle. O taklasını çok hoşuma giderdi o küçük taklası. Bir de böyle şey bir adamdı. Ciddi bir herifti. Takla atarken görmek de şeydi. Mesela babanı böyle her pozisyonda görmezsin ya. İşte baba biraz ciddidir ama ne bileyim böyle babanla ilk kez yüzmeye gitmişindir onu böyle atletli çıplaklı mutlaklı görünce şortlu mortlu bir garip bir gelir ya verdi. Biraz öyle geliyordur o bir kez. Nasıl bir örnek ulan nereden nereye bağladı adam helal olsun. Yani yanlışlıkla kapıyı açarsın tuvalette. Şair bu gibi. Adam. Yeni Yılmaz Erdoğan ya bu ev. Yeni Yılmaz Erdoğan. Babayı öyle görmek öyle bir his duyuyordum ben. Yılmaz Erdoğan ile. Hem... Sıralamalara biraz ara veriyorum. Bu arada bugün yeni bir yönetmenimiz var. Yıllardır arka planda çok değişik işler yapan 5 sevgili sene Eslem. Plato filmde Sinan Çetin'in yanındaydı. Scorsese ile çalıştı bir sene. Dışarıdaydı. Pandemiden dolayı Scorsese attı kızımızı. Buraya evet. Geldi ve şu anda bugün ilk yönetmenlik deneyimini yapıyor. Böyle iki aktörlere çalışması onun için şans. Büyük avantaj. Gerçekten. Geleceği için. Kerpeten Ali. Ezel'de çok sevmiştik kendisini yıllar önce. Team Cibrils ise. Tam bir kavram karmaşası var. Sorum Türkiye'de inanılmaz derecede teveccüh gösteren bu programın iki yıldız ismine. Siyahi bir futbolcu olsaydınız saç şeklinizin hangi futbolcu gibi olmasını isterdiniz? Ben Taribo West alırım Inter zaman. Cibril Sisse. Çok güzeldi saçları hatırlıyorsan. Aynen ben de West'i çok seviyorum. Panathinaikos'ta oynarkenki saçını aşırı seviyorum. Onun fotoğrafını bulursun. Taribo West 94 zamanları işte. Taribo West yeşil. Yeşil tabii. Yeşilli, o örmeli. Yeşil. Örmeli. Cervinho'yu almayacağım kesin. Cibril. Cervinho perde. Perde saç olmaz. Ben bir tane daha söyleyebilirim bence. Wagner güzel. Love. Ama benim futbolcuda en sevdiğim saç tipi abi Luca Toni ya. Hafiften arada salacaksın. Çok güzel o ya. Bayılıyorum. Sabahattin Efe Yücer.
Sorum her iki teveccüh yakışıklısı beyefendiye. Teveccüh avcısı yakışıklı beyefendiye, pardon. Mars'a ayak basan ilk insan mı olmak isterdiniz? Mars mı? He? Mars mı? Mars. Mars dedin. Gezegen. Mars demedin mi? Marziye diye bir dizi vardı, hatırlayan Gülben var mı? Gülben Ergen. Sen hatırlarsın zaten, sana sormuyorum. Gülben Ergen'in önemli dizisidir. Sen kaç yaşındasın? Şeyi hatırlıyor musun? Fırat'ı, İbo'nun. Tabii lan, İbrahim Tatlıses'i. Şey, Gülben Ergen ilk bölüm boğuluyordu. Boğuluyordu. Ha. O getiriyor İbo'nun babasının, Fırat'ın İbo'nun suyu. Babasının su, çay içtiğini hatırlıyor musun? Ha. Bir defa o kadar şey, bir oyunculuk görmüştüm hayatımda. Önemli bir oyunculuk görmüştüm. Çocukluk travmamları bir anda Ahtapot'la beraber. Tarkan'ın Ahtapot'u. Ahtapot acayip bir şey ya, maşallah. Ama o herkesin travması oldu. Ben aynen bıraktım onu. Onu ben terk ettim. Her iki teveccüh avcısı yakışıklı beyefendiye. Mars'a ayak basan ilk insan mı olmak isterlerdi? Yoksa Mariana Çukuru'nun giderecek en derin noktasına inen ilk insan ya mı? Ya bizim çukurla mukurla ne işimiz olabilir ya? Team Dominic Calvert-Lewin. Neden bir de? Biz yok, ben çukurla işim yok. Senin var mı? Yani çukur... Şöyle yok, zaten çukur iki, işareti versene. İkinci sezonla çok bozdu. Bizim tek çukurumuz orasıdır. Yani Mariana... Aile her şeydir Erman abi. Aynen. Mariana Çukuru'nun gidilebilecek en derin noktasına... Baba yapamam. Niye gideyim zaten abi? Yani Mariana Çukuru yani. Ne çukuru? Onu dedim ben de zaten. Ne uzatıyorsun? Mars'a ayak basmak nispeten daha kabul edilebilir bir şey ama ben aslında bu isteğe çok yükselmedim. Biz bu dakikadan sonra aşağı bir yere gideceksek o da kuyuya Yusuf'un yanına ineriz. Oydu. Gel. Oydu. Ulan bunlar nasıl? Yeni Yılmaz Erdoğan. Yılmaz ya, Erdoğan. Yeni Yılmaz Erdoğan. Team Ali Atacan, yok Alican Demirer. Team alındığı ilk hafta klozeti boylayan telefon. Burada kendisi. Yakın tarihte gördükleri an etkilendiğiniz bir fotoğraf var mıdır? Lille'in Lyon maçından sonra soyunma odasında çektiği bir fotoğraf var. Yusuf'un da olduğu. Sana atacağım, arkaya koyarsın. İnanılmaz sevdim. Son dönemler onu hatırlıyorum. Hangi Lille? Haydi Lille Lille. Hayır. Halil. Halil. Sadece uzun bir şey yapalım. Halil yap. Tamam. Dürülen. SS. Dürülen mi? Dürülen. Team Cihat Akbin'in kırık aynayı yazdığı bornoz. Oha ya, o bu kadar şeyi nasıl hatırlıyorsunuz ya? Valla işte öyle manyak bir teveccüh nasıl var sana. Sorum her iki fenomene. Futbolu hiç izlememiş birine hangi 3 golü izleterek futbol alınıyor? Ulan bunun programı niye yaptık beyler? Bunu 13. bölümü linkler misiniz bu soruya, o bölümü altta? Dur bir dakika. Kim o da o soruyu? SS. Team Cihat Akbin. Ulan bu ne? Dejavu oldum. Klasör B. Team Eslem Demarke. İslemiş Gomesi'ye bak, yönetmenlik koltuğunda oturduğu ilk programda soru sormuş. Sorum iki teveccüh mıknatısına. Futbol tarihinden bir sakatlığı silecek olsanız bunu cevaplamıştık. Kesinlikle Ronaldo yani. Fenomen Ronaldo. Dava Sezgin. Team Mati. Team Toulouse. En unutamadığınız takımın en unutabildiğiniz futbolcusu. Aa, güzel. Team Mati ve Team Toulouse'un anlamını da bilmeyenler için muhtemelen onlar Londra merkezden geliyorlar. Toulouse'daki eski kız arkadaşım Mati. Sınırlar kapalı değil mi? Nasıl geliyorlar? Kim nereye geliyor? Senin tarzda espri yani. Londra'dan geldi dedi ya. Senin tarzda espri yani, anladın mı? Bravo. Sıkarım sana bunu. Şimdi en unutamadığım takım, en unutabildiğiniz futbolcusu Real Madrid Raul Bravo. Los Galacticos'un Raul Bravo'sunu unuturum ben. Ne işin var burada? Yok, iyi oyuncuydu da işte şeydi. Lan! Burada al. Eray Kılıç. Osmanlı Fesi'nin 2. Mahmut'tan bile daha çok yakıştığı futbol duayenlerine sorum. Eğer bir gün Fes'i devretmek durumunda kalsalardı kabuk gibi hangi ikiliye bırakırlardı? Öyle bir şey göremiyorum ben şu an ikili. Ferhan Şahsoy da zamanında böyle bir şey demişti. Sonra da bıraktı. Biz yetiştireceğiz mecbur. Mecbur yani şu arkadaşlar, an. Arkadaşlar 150. bölümden sonra böyle bir alan açıyoruz burada. Aynen öyle, stajı adı altında. Şu an Fes'i ben de... Bir belli bir ücreti olacak, haftalık ücreti. Aynen. O zaman sonra bakarız. Şu an ben de öyle bırakılabilecek birini göremedim Fes'i. Erman Yaşar'a. Sana sormuş. 2 aydır önde basarak görüşme ayarlamaya çalıştığınız hanımefendiyle görüşmek için yoldasınız. Yola çıkmışsınız. 2 aydır önde basarak... Yani çok ısrarcısın ve heveslisin. 2 tamam. aydır uğraşıyorsun ve buluşma ayarlamışsın, gidiyorsun. Heyecandan altına mı sıçıyorsun? Bir anda, Cihat Akbel arıyor. Evet. Ve konum attım, gelmen lazım deyip telefonu kapatıyor. Nereye gidersiniz? Tabii ki kıza giderim. Ya Allah bana öyle bir şey vermesin de böyle zor durumda da seni aramayayım o zaman. Yani, oldu mu? Arama yani. Zaten araba diyorsun. Kardeşim. Olayı dramaya çıkıyor. Ben zaten... Büyük ihtimalle arasan şimdi, da açmam zaten. Bırak ya. Şey düşünüyorum. Erman Yaşar'ı nasıl bir zor bir durumda arayabilirim? Ne, yani ne kaçırılmış olabilirsin. Bu hayvani seksepen... Ama seni aramam ki kaçırılsam. Ne bileyim hani. Daha böyle şey insanlar var. Kaçırıldığım daha gelecek insanlar var. Televizyonla alakalı bir işle alakalı. Ben Star TV çekmiyor gibi. Ne yani televizyon? Gel abi antenle oyna. Çatal koy falan. Zaten beni aramazmışsın işte. Şov yapma. Evet. Zaman gerek kalmadı. Ha, tamam. Gerek kalmadı. O da kıza gidiyormuş zaten. Aynen. Sonra patladı. Ha, bir saniye. Cihat'ım aradı, dedi ki abi gelmezsen
çok büyük ihtimalle vefatım gerçekleşecek. Öyle critical bir mevzu. O zaman derim ki Cihat, bir iki saat dayan. Bir yarım saat göreyim en azından kızı. Aman ölme oğlum. Ha. Söz bir buçuk saate geliyorum. Masaya oturacağım direkt kıza. Her şey hızlandırılmış değil mi? Bir 30-40 dakika. En azından yani bir tekrar görüşebilme şansı yaratacak kadar. Yasak bir... onu yapma. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Evet. 2 ve 1 numaralara geçin şeklinde işaret yapılıyor. Çünkü program tam kapanma gerçekleşeceği için bir an önce bitirilmesi lazım. Evet. Şu anda res bak. Siren sesleri duyuyoruz. Üstünü falan giymeye başladı millet. Kapanıyor arkada şu an. Tanımadığım birisi var. Benim 2 numaramda Tim Cahill var. Avustralyalı santrafor. Evet, ben de kendisini alacaktım ama Cahil'le sohbeti kestim. O yüzden... Evet. Hadi bakalım. Cahil'le sohbeti kestiğim için Mario Balotelli'yi... Kim? Sakın kesmeyin. Bak bu bana hep Mario. Telaffuz, Mario faşizmi yapıyor. Mario Balotelli. Why always me? Neden hep ben? Müthiş bir seçim bence seninki. Benimki de güzel bir seçim. Gurme dediğin işte herkesin aklına gelen şeylerden birisi yani. Gurme falan değil değil mi? Gurme daha... Gül yüzlü gül destim. Cahill'le sohbeti kestim. Anlat bakalım. Evet. Benim Tim Cahill'in o meşhur şeye gidip sen bayrak direği olur musun? Hadi oluyorum. Şu. Gibi. Bak, sonunda da vuruyor. Düşmüyor. Kırmıyor da. Genelde bir hamlesi var. Müthiş bir sevinç. Onu dünya kupalarında... Kalk tamam. Bitti bitti. Role girdim. Adam, hiç kolay kolay adam sevdi. Metot oyuncusu. O ben dünya kupalarında hem Premier Lig'de Erman abinin de çok sıkı takip ettiği yıllarda hala ediyor ama o zaman da biraz şey de vardı. Yeni başlamıştın sanırım Premier Lig anlatmaya değil mi? Ne zaman oluyor bu? Everton Tim Cahill'den bahsediyor. Tabii aynen. O zaten takımız şey oyuncusuydu, simge oyuncusuydu ki yanlış bilmiyorsam abi düzelt beni lütfen. Senin bu konuda bilgin vardır. Yanlış biliyorsan da çeşitli birini şeyini arayıp bilgiyi öğrenebiliriz. Tim Cahill Premier Lig'de en çok kafa golü atan oyuncu diyebiliyorum. Ben bilmiyorum. Ve boyu sanırım 1.80. Onu da bilmiyorum. Kısa bir kontrol eder misiniz ediyorum ya? Ediyorum. Ara birini, birini ara sor ya en kötü. Alan Shearer'ı arıyorum şu anda. Alan Shearer'ı çok yer hakkım. Hi Alan, how are you? Bakar mısınız bilgiye? I have a question for you man. Yeah, about Tim Cahill. Yeah mı? Brooklyn'i mi aradın sen? Yeah man. Is Tim Cahill the most... Most header of the world. Header of the world? Evet, head goal scorer. Okay, tam kapanma. Tonight, tam kapanma. Yeah, at 9 o'clock. 27. Okay, thank you. Tamam, kapanma. Okay. Kaç? Evet, ben bilgiyi biraz götümde renklendirmişim. 9. sıradaymış ama gördüğünüz gibi programda hemen tek zibini yapıyoruz. 9. sıradaymış. Öyle dedi. 1.79, 1.78 değil mi? Benle ilgili konuştuk. 1.78 boyunda bir oyuncu için bence çok muhtemelen o şeydeki en kısa oyuncudur. Bir de Kevin Phillips vardı hatırlıyor musun? Of, Sunderland'in forveti. Tim Cahill o sevinci müthiştir ki çok yaşlı bir şekilde sanırım 37 yaşında oynadığı son Dünya Kupası'ndan Avustralya'yla acayip bir gol atmıştı. O golden sonra da aynısını yapmıştı. Bunu da arkada göreceğiz. Benimki Mario Balotelli. Mario Balotelli'nin söylüyor, çok eleştirildiği bir dönem. Roberto Mancini ile çalıştığı işte Manchester City dönemi. Hayvan gibi eleştiriyorlar Balotelli'yi. Diyorlar ki Balotelli adam değil. Balotelli şöyle bir arkadaşımız. Balotelli sen kim köpeksin? Balotelli sen ne yapmaya çalışıyorsun? Balotelli what are you doing? Bu tarz eleştiriler geliyor. Çocuğun üstünde çok büyük baskı var. Sağda sağa pas atıyor. Balotelli ne oluyor ya? Sola pas atıyor. Balotelli sen ne yapıyorsun aslanım? Hava topuna çıkıyor. Balotelli hey ho falan. Neyse. En sonunda Balotelli'nin bu golü attıktan sonra çıkartıyor formayı. Altında mavi don tişört. Why always ki o turnuvada ne turnuvası lan? Premier Lig'de oluyor olay. Ha ben şeyle karıştırdım ya. Yok Almanya'ya. Ya. Evet, o Almanya'ya da şeyde çaktı. Ama o aynı tavır aslında. Aynı tavır. Çok pardon. Why always me diyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiğini kuldan niye saklıyorsunuz? Neden? Allah'ın bildiğini. Ben daima. Niye sürekli ben? Yani niye sürekli bana? Niye ben yani? Kardeşim ya. Niye başka oyuncu mu yok Premier Lig'de falan? Peki bir şey soracağım. Konik ve sevin, o, güzel bir basın. O müthiş bir andı. Balotelli zaten hala böyle. Bugün işte Monza'da oynuyor. Serie B'de Berlusconi'nin takımında. O da birkaç kez C'de gördüm. Galiba. B'de yok B'de, B'de. B'de de evet. Yukarı da gelecek herhalde. Bu mesela Balotelli üzerinde konuşuyoruz. Balotelli'nin suçu mu yoksa bu toplumun kurbanı mı? Yani bu tarz oyunculara... Tamam bunlar zor karakterler. İşte Balotelli, işte Batuhan Karadeniz, işte belki Emre Mor gibi oyuncular var ya hafif problemli ama aşırı yetenekli. Balotelli zaman zaman hani Batuhan ve Emre örneğinden farklı olarak çok iyi işler de yaptı. İşte Nice'de mesela sezonu müthişti. İşte İtalya milli takımını finale çıkardı Avrupa Şampiyonası'nda. Hani diğerlerine oranla çok daha başarılı oldu ama bu oyunculara yeterince
şey yapılmıyor mu acaba? Yani biraz böyle şey mi gerekiyor? Daha çok mu kucaklamak gerekiyor? Yani bu bence vaka vaka, birey birey değişir. Değişebilecek doğru şeyler. Ama yani ben Mario Balotelli'ye çok hani ya mesela Jose Mourinho da anlatıyor. Yani onu şey yapmaya çok çalıştım diye. Bence birçok teknik direktörde ya bazıları da işte o sorunlu çocukluk, psikoloji üstüne şöhret falan filan yani Jose Mourinho biliyorsun diyor evet ki kart görme muhabbeti. Başka forvet yok takımda ne olur kart görme falan diyor. 30 saniye sonra kırmızı gelip geri geliyor falan yani. Ve bunu hani bunu gerçekten bilerek de yapmıyor. Bir yandan böyle adamları da çok şey buluyorum yani. Büyüleyici herifler yani. Yani evet. Ama bizim, tabii teknik direktör için bizim, değil. İşte benim amatörde çalıştığım dönemde bir okul turnuvası var. Ayrıca okul takımını da ben çalıştırıyorum bizim iktisat fakültesinin. Böyle bir oyuncumuz var. Ama inanılmaz da yetenekli böyle orta sahada. Pastora gibi stil olarak. Bu çocuk penaltılara havadan çok vuruyor, tamam mı? Böyle çok havadan artistik vuruşları var. İşte çeyrek final maçı da penaltılara gitti. Abi penaltı listesini çıkardım. İkinci sıraya da bunu yazdım. Mahmut Balotelli ile aynı şeyden, demanstan. Bütün penaltı boyunca şunu söyledim. Arkadaşlar topu kaleye vurun, havadan vurmayın. Yani belki o dünyaların jargonuna ya da işte oradaki ne konuşulduğuna uzak olan arkadaşlar böyle bir şey şaşırabilir. Ama öyle bir durumda penaltılarda çok fazla bir şey söyleyemezsiniz zaten. Hadi beyler gol atın falan mı demen gerekiyor? Mahmut'un yanına gittim. Mahmut lütfen topu kaleye vur. Havadan vurma, havadan vurma. Tamam mı hocam? Tamam mı hocam? Tamam hocam? Havadan vurmayacağım. Hocam tamam ayıp ediyorsun. Tamam yeter hocam falan. Üçüncü penaltı geldi havadan vurdu. Out. Bilerek yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle baktı sonra bana. Ben ona baktım. Maç bitti. Kaybettik penaltılarda. Gittim işte yemek şeyden çıktım. Bir yerde lokanta yemek yemeye gittim. Yanıma geldi. Böyle oturdu. Özür diliyor falan. Anlatabiliyor muyum? Yani kıllığına da yap. Yapmıyor. Yani o tip insanları da anlayabiliyorum. Tabii Mahmut benim hayatımın küçük bir şeydi. Örneğiydi ama işte bu aynı ruh aslında. Değil mi? Ulan çok güzel konuştun. Bire geçelim. Güzel konuştun mu? Bir bizim ortak. Şey olmaz mı? Ben de alkışlıyorum. Bir bizim ortak bir değerimiz. Bir bizim ortak bir kararımız. Bu topraklarda yapılmış en güzel gol sevinçlerinden biri. Ben de seninle müşteriyim ama bunu senin anlatmanı istiyorum. Bir de... İhale bize kaldı. Yok bence hani sen çok daha o dönemlere de şahitsin. Çok güzel bir takım. Bursa Spor'un yanlış hatırlamıyorsam 94-95 takımı Inter Toto Kupası'na katılıyorlardı. Inter Toto Kupası'nın ilk senesi olabilir. Inter Toto Kupası diye bir şey çıkmıştı ve bizden Bursa Spor Ligi o sene işte 4. mi 5. mi kaçıncı bitirdiyse. Abi virgül koyacağım. Katılır mısın bilmiyorum ama çok eğlenceli bir kupaydı. Yani evet. Yani takımlar için evet, çok yani sıkıntılı bir kupaydı. Çok o yüzden büyük takımlar gitmek hiç istemiyordu. Gitmiyordu da bazıları. Fenerbahçe'de gitmedi. Çünkü bütün takvimini bozuyor yani takımın. Hiç tatil yapamadan. 3 şampiyon çıkıyordu ve o 3 şampiyon UEFA Kupası'ndan evet devam ediyordu. UEFA Kupası'nın ilk turuna katılan 3 takım oradan geliyordu. Ve böyle yüzlerce garip takımın ve evet Haziran oynadığı ayının sonunda 5000 takımla başlayıp. Kaç takımdı? Yani, çok takım vardı. 5000 takımla başlayıp. En sonunda işte o sonra takım, UEFA Ligi'nin formatını gruplu yapınca oraya daha çok eleme insan şey aldılar. Oraya katılan ilk temsilcimizdi yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor ve yani gerçekten çok keyifli yani Bursa o maçlar açık kanaldan yayınlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mükemmel bir takımdı o Bursa takımı. Özellikle de ön tarafıyla işte Ercüment sanıyorum Almanya'dan gelmiş gurbetçi bir golcüydü ve yani çok etkileyici bir giriş yapmıştı sezona. Baliç ya zaten konuşmaya gerek yok. Sonrasında Fenerbahçe ve oradan Real Madrid'e kadar giden Türk futbolunun o dönemde gördüğü en yetenekli, en özel oyunculardan biriydi. Ve Mususi de Allah rahmet eylesin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. O takımın hücumdaki yıpratıcı güçlerinden biriydi. Hem iyi bir golcüydü hem de gerçekten çok hareketli, rakip savunmanın dengesini bozan, rakip savunmayı hırpalayan bir oyuncuydu. Neşat Bjedić çalıştırıyordu takımı. Bursa efsanesi. Bir Bursa bir efsanesi. Allah ona da rahmet eylesin. Mesela Nejat Bjedić ile ilgili bir Bursa Spor'da bir şey ekolü var abi biliyorsun. Bu Yugoslav ekolü. Şehrin kendisinde var. Şimdi ben amatör kümedeyken böyle yaşı çok ileride hocalarla karşı karşıya geliyordum. İşte 75 yaşında işte onların böyle enteresan şeyleri, lakapları olurdu. İşte birine şey derlerdi. Feldkamp derlerdi. İşte birine bu Arrigo Sacchi derlerdi. Kendi içinde çok güzel bir kültürü vardı oradaki hocaların, ihtiyarların. Böyle hepsi de eski şeyciydi, Alman ekolcüydü. Mesela onlarla oturduğumuz zaman böyle hep Nejat Bjedić'ten bahsederlerdi. O dönemin o Yugoslav hocalarından, onların oyuncular ve şehir üstündeki etkilerinden hep bahsederlerdi. Gerçekten yani Bjedić, Nejat Bjedić o şehre nüfus etmiş bir figür aslında.
Kesinlikle öyle. Çok değerli bir teknik adam ve çok değerli, çok etkileyici bir takım yaratmıştı. Benim izlerken heyecanlandığım, hatta tüm Türkiye'nin o dönem bir olup heyecanlandığı müthiş bir takımdı. Ve o takımın yaptığı ve sonrasında simgeleşerek yıllarca Bursaspor'da hala devam eden Timsah Sevinci, işte Musussi, Ercüment, Baliç gol olduktan sonra sahada arka arkaya dizilip diğer arkadaşları da gelirlerdi ve birbirlerinin ayak bileklerinden tutarak yürümeye başlarlardı, timsah yürüyüşü. O sevinç nesilden nesile aktarıldı. Hem kulübün, hani kulübün bir simgesi olması yolunda önemli bir şeye dönüştü. Hem de hani bugün Bursa Spor stadını gördüyseniz bir timsah figürü de vardı. Timsah arena zaten adı da. Evet, o şeye de çok katkı sağlayan bir olaydı. Musussi'nin işte Ugandalı olması, sanırım Türkiye'ye gelen ilk Ugandalı. Çok fazla da gelmedi zaten. Bir Konya Spor'da bir çocuk var ya, adını unuttum. Faruk Mia. Faruk Mia. Ha, o Ugandalıdır mesela. Sonra da AIDS yüzünden hayatını kaybetmiştir. Hayatının son yılları da biraz sıkıntılı olmuştur bu açıdan. Musussi çok sevilir. Bursa'da da çok sevilir. Gerçekten senin bahsettiğin gibi şöyle bir özelliği de var aslında. Çok başka bir yerden bu ülkeye gelmiş. Sana hiç yakın olmayan bir dünyadan buraya gelmiş ve bir kulübün, nasıl desem, simgesini ete kemiğe büründürmüş, yaratmış bir adam olması açısından. Senin ağzını öpeyim be. Bunu biri almayı, ortak olarak konuşmayı çok istedik. Doğru öyle söylüyorsun. Oldu. Ben sonda senin ağzını yiyeyim be diyerek sulandırsam da aslında gerçekten Türk futbol tarihinin çok ikonik ve önemli anlarından ve en güzel gol sevinçlerimizi noktalıyoruz Cihat'ım. Evet, bir Bursa Spor için de küçük bir şey söyleyeceğim. Ben Bursa'da kaldım. Hatta Fenerbahçe'nin Bursa'ya şampiyonluğu kaybettiği yılda da Bursa'daydım. Benim için acılıydı yani o şehirde onu kaybetmek. Çünkü hani çok büyük bir sevinç vardı. İnanılmazdı yani, öyle böyle değildi. Ki takım şampiyonluğa giderken de şehir, o hani şey derler var ya, şehir kenetlendi. Onun nasıl bir şey olduğunu aslında ben orada direkt gördüm. Çünkü İstanbul'da yaşadığın zaman onu görmüyorsun. İşte Kadıköy'de belki işte Fenerbahçe stadının etrafında görebilirsin. Eskiden Mecidiyeköy'de, belki Beşiktaş çok daha özel bir semt Beşiktaş, ama o şehrin o takımla birlikte nasıl o şampiyonluğa yürüdüğünü gözümle görmüştüm. Şimdi Bursa Spor'un olduğu yer böyle biraz can sıkıyor. İşte gençler var, onlar ellerinden geleni yapıyor. Umarım Bursa Spor'da hak ettiği yere geri döner. O zaman bir klasik olarak tavşan sekansımızı yapacağız. Çünkü kapanma için artık son 4-5 evet. dakika deniyor. Karşıda bana sayım yapılıyor. Kapanmadan önce tavşan rabbit sekans. Serhat YS. Team Cihat Akbel. Cihat abinin bu Afrika ülkelerine ilgisi nereden geliyor? Direkt konunun üstüne geldi. Bu şey aslında çok küçük yaşta babam bizim evimize kütüphane yapmıştı. Orada da atlaslar vardı. İşte çok fazla coğrafya atlası, ansiklopedi falan vardı. Orada ilk merakım orada başladı. Ülkelere merakım orada başladı. Sonra futbol olan ilgimle beraber Erman abi o yılları da hatırlar. Afrika futboluna biraz kafamı çevirdim işte 20'li yaşların başında. Yeni bir şey olduğu için yani bir takım görüyorsun, öbür takımı hayatında hiç duymamışsın. Sonra bu neymiş diye bakmaya başlıyorsun. Biraz öyle merak oldu. Şimdi de Afrika hakkında iyiyimdir yani. Ali Ulu, The Great Ali. Team Erman. Sorum, Şampiyonlar Ligi olmadığı çarşamba günlerimi yaşanabilir kılan iki adama. Çocukluğunuza ya da gençliğinize dair unutamadığınız ve şu an yayınlansa kesinlikle izlerim dediğim çizgi film, dizimiz var mıdır? Varsa nelerdir? Vallahi ben Hayat Ağacı'nı severdim. Ben Pokemon'u çok severdim çizgi film olarak. Hatta hala... Charizard gibi tipi mi var senin? Charizard çok gıcıktı ya ama sonradan hepimiz... Squirtle'ım var abi. Squirtle'ı seviyordum ama Squirtle şeydi ya, böyle hep görev adamıydı ya benim için. Savunmada çok hata yapıyordu. Ya böyle hani hadi oğlum Squirtle basıyor suyu geçiyor. Yani o benim için bir büyüsü olan bir şey yoktu. Orada böyle değişik Pokemon'lara vurulduk zaman zaman. Hala böyle garip filmleri çıkıyor. Onları izliyorum. Şirinler inanılmaz. Hangi Şirin'i çok severdin? Ya şey güçlü ya. Güçlü. Sende Gargamel tipi var ya. Gargamel Şirin değil ki o. Tamam işte yani. Ama Şirinler'de. Gargamelci tipim var. Gargamel tipi var sende. Siyahları da giymişsin. Tam bir Gargamel. Bir gün İşte Şirinler izliyoruz. Şirin evlerde. Bir tane arkadaşım bir şey demişti. Acayip zoruma gitmişti ya. Gargamel haklı demişti, tamam mı? Ben orada Şirinlerin varoluş mücadelesini izliyorum. Onu destekliyorum. Gargamel haklı dedi. Ya Gargamel niye haklı kardeşim demeye başladım. Böyle bir tartışma yaşandı. Şirinlerin bir komünizm şeyi olduğu da söylenir. Evet. Ona dair şeyler de var. Yani komün hayatı sonuçta. Aynen. Herkes ortak. Güzel. Mutlu bence. Mutlu bir şey. Mutlu bir yaşam. Erdem Akkuş. Team Cihat Akbil'in palabıyı. Sorum her iki üstada. Hayatımda keşke bu bilgiyi daha önce öğrenseydim dediğiniz bir şey var mı? Faruk Mia'nın Ugandalı olduğunu ben az önce öğrendim. onu daha önce öğrenmek isterdim.
Sorum iki yürüyen cinselle karşı cinsle flört durumundan ilişki aşamasına geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çok önemlidir. Sen şu an öyle bir sürecin içindesin galiba. Peki bu program yayınlanacağı tam süre... Tam kapanma gelmeseydi en az 5 kere görüşürüz. Mesela şimdi hayır, bugün ne? Şu an bu programı çekiyoruz, 6 gün sonra bu program yayınlanacak ya. O 6 gün acaba sevgili olma şansın var mı? Abi tam kapanma olduğu için zannetmiyorum. Ha. Çünkü yengeniz tam kapanıyor. Ben yine dışarıdayım yayınlar için falan. Ama beraber kapanın. O level'a da gelemedik işte. Yani bir 15 gün önce başlasaydık. Tam kapanma olurdu diyorsun. Tam kapanma belki yapabilirdik. Şu anda tam kapanabilecek pozisyondan uzağız. Uzaksın. O yüzden muhtemelen 17 Mayıs'tan önce bir şey olmayacak. Ha, tavsiye vereyim. Şimdi flört öyle bir şeydir ki flörttür. Yani diyorsun ki o sana diyor ki falan. Ama artık bunun ilişki... Daktilo. Daktilo alın arkadaşlar. Şu kanala bir daktilo alın ne olur. Bak adam bir aydır benim karşımda böyle böyle hareketler yapıyor. Artık ben sinirlenmeye başladım. Herkes 50 lira atsa, 50 lira bile çok, 10 lira atsa 30 bin, 35 bin kişi izliyor bu programı. Ne olur ben özel bir hesap vereceğim size, bir daktilomuz olsun Olivetti artık. Onun dışında Eslemcim diyor ki abiler artık programı bağlayalım. Bu benim ilk yönetmenlik deneyimim. Çok heyecanlıyım, duramıyorum. O yüzden flörtle alakalı da çok net konuşmalar yapamadım. Sözünü kestikleri için bunlara, bu iki arkadaşa kızabilirsiniz. Kızıyorum şu an. Yani evet. Adamın hızı kesildi. Evet. Her yerim kesildi. Morali bozuldu. Baksana. Handan yaptı. Bunların suçu bu iki arkadaşın. Bu sefer Handan ben atıyorum bunları buraya. Yanlış anlaşılmasın. Handan kedimiz. Handan şey değil miydi? Şeyin annesi. Tövbe tövbe lan. Ne dedin? Şeyi ya. Kuzey. Sağır mıydı? Kör müydü? Ezel'in annesi kördü. Abi ben bu Ezel'in annesi mi kördü? Ezel'in annesi kör. Kuzey Güney'deki Kuzey'in annesi? Sağır. Sağır mıydı? Şey yoktu ya. Salaktı. Baktın mı sen şeyine? Check-up'ı? Tomografi falan. Böylelikle tam kapanma öncesi acayip bir bölüm çektik. Yine manyak teveccüh gelir bu bölüme de, tahminim bu. Sevgili Cihat Akbel ve ben Erman Yaşar. Aynen öğlenin muhtemelen 26, bir ihtimal 27, en kötü ihtimalle 25. bölümünden sizlere sevgiler yollarken Demarke YouTube kanalına 24'müş. Demarke YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Demarke YouTube kanalı. Kanalın abone sayısında düşüş var. Çok acayip düşüş yaşanıyor. Bende de benim Instagram ve Twitter'ımda da düşüşler var. 2-3 kişiyi Barış Özcan'ın kanalına kaptırdık. Birlikte arama yapılıyor bana. Erman Yasar Twitter adresim. Erman Yasar'ın Instagram adresi de yine Erman Yasar. Yine. Cihat Akbel açtı hesabını. Eskisi gibi kilitli değil. Girebilirsiniz, Cihat Akbel, çıkabilirsiniz. Instagram Cihat Akbel, Twitter Cihat Akbel, Clubhouse. Bunlar komple verilir buralarda. Clubhouse'un neşesi şimdilik kaçmış gibi gözükse de Haziran'da acayip Clubhouse açılımımla geliyorum. Tam kapanma sonrası açılım yapacağım. Feci geliyorum. 3-5 saat Clubhouse'da. Ben sildim tamam. Bunun dışında da başka diyecek bir şeyim yok. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya öyle bir çatı. Bir dakika. Haftaya buradan... öyle bir çatı konu var ki. Neyse onu sonraki program veririz. Kendinize iyi bakın. Aynen öyle.